Arkadaşlar herkese merhaba. The Lone Dark maceramıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Üçüncü bölümdeyiz. İlk, birinci ve ikinci bölümde neler oldu hızlı bir şekilde size anlatayım. İlk bölümde Astrid'le uçak kazası geçirdik. Yani uçak kazası sonucunda onu kaybettim. Sonra aramaya çıktım ve sessiz şehir, kimsenin olmadığı bir Milton kasabasına ulaştık. Şu anda Milton kasabasındayız ve sonrasında Bozana'yla tanıştık. Bozana bana yardım edeceğini söyledi ama bir şartı var. Beni hayat tutacak bir yiyecek falan bul bana dedi. Şu anda yiyeceklerini buldum. Buzdolabına yerleştireceğim ve Bozana bana artık yardım edecek inşallah. Sonra benzinlik istasyonunda Mit dayıydı. Yanlış hatırlamıyorsam Mit dayıydı. Onunla tanıştık. O da buradan geçen birileri var. Kasabaya gelmişler gitmişler, onları anlattı falan. Yani ilginç bir hikaye devam ediyor. Astrid'i bulabileceğiz mi? Farklı farklı modellerde hikayelerle devam edeceğiz. Şöyle hadi bakalım hızlı bir şekilde. Bozanacığım, senin yiyecekler tamam. Söz verdiğin gibi yardım edeceksin. Yoksa yiyecekleri vermem. Yani. Yiyecek bir şey bulsam iyi olur. Ya o kadar yiyecek var. Allah için. Şimdi Bozan'ın dolabını bir dolduralım. Neler veririm? Dur bakalım. Şöyle bayat çikolata. Hemen ver, hemen hemen. Hemen verelim. Ver onu. Şunu ver yine. Sonra şunlar ne? Bayat. Oo bayat. O yesin. Bayatlar o yesin. Aman benden uzak dursun. Bakalım. Şöyle dolabı doldurmuş muyuz? Pardon. Hemen şuradan. Az kalmış. Hemen burada diyor. Bozana'nın buzdolabını gıdayla doldur. Şu an az bir şey daha doldurmamız lazım. Bayat yine bir şeyler var mı? Ne? Köpek maması. Hemen ver. Bu bayat kuru et. Yersek ölürüz. Bozana yerse ölür mü? Bilmiyorum. İnşallah ölmez. Bakalım. Daha dolmamış. Sıkıntı. Yani biz her şeyi vermek zorundayız şimdi. Bak tavşan. Bunu vermem. Şu kutu kahve. Şunları da ver bakalım. Ne diyecek? Şunlardan ister mi? Yok. Şunlardan hep yiyecek mi vermek zorundayız? Hep yiyecek vermek zorundaysak o zaman şunu da şundan verelim. Şundan da verelim. Bundan 5 tanemiş. İkisini verelim. İkisini taşı. Ne oldu şimdi? Dolmak üzere gibi. Yani diyor ki hepsini vereceğiz arkadaşlar. Maalesef. Maalesef. Hepsini de vereceğiz galiba. Durum onu göstertiyor. Çıra deposunu doldur diyor. Ha dur. Tamam. Onu sonradan niye gördük ki? Doğru. O zaman yiyeceklerden bir kısmını alsam mı? Dur biraz doldurayım da. Hadi bakalım. Hikaye gitgide değişik şeylere giriyor. Kasabaya birileri gelmiş. Yani ortalığı yıkmışlar falan. Bir şeyler diyorlar. Ya da Bozan'a abartıyor. Artık kana da alıştık arkadaşlar. Kan bizi şey yapmıyor. Taşı taşı. Lan şunları hep taşımasak. Dur. Şu ne? Hızlandırıcı. Kirbit dursun. Kitap. Kitabı da ver. Hepsini taşıma. Ya da hepsini taşı. Tamamdır. Bakalım. Hepsini vereceğiz. Galiba arkadaşlar. Hepsini vereceğiz. Bunu da taşı. Kirbit'in hepsini taşı. Bakalım ne olmuş? Çıra. Arkadaşlar Bozan'a doymuyor. Elimdeki her şeyi alacak galiba. Neyse verelim artık. Yapacak hiçbir şey yok. Buzdolabına dolduracağız. Yapacak hiçbir şey yok. Yani şunlardan verelim. Ne yapalım? Ver bakalım. Ver. Kahvemizi vermeyelim bari. Su içilebilir. Gazozu da ver. Ver abi. Onu da ver. Ne kaldı ki? Ah. Hele şükür. Çok şükür. Bozanayı doyurmuşuz.
ve diyor ki Bozana'ya dön. Bakalım Bozana bize neler diyecek. Hele şükür. Geldim Bozana. Hadi bakayım. Arkadaş diyor. Yaşlı adam diyor. Arkadaştan başlayalım. Arkadaş kimmiş? Have you been able to remember anything else about that night? Anything that might help me find my friend? I'm back in that night. Wind howling. Voices passing through town. I can hear them. Just outside the window. It's windy. But the voices carry. Bağırıyorlar diyor. They are yelling. Bakalım. Her voice, it passes through town. She's running. She's alone. Calling for help. But no one comes. Kimse yardım etmiyor. Why didn't anyone help her? Yes. Why didn't they? They should have. They should have found her before it was too late. Anything else you can remember might help. They said men came from the tunnel. What about the tunnel? Tüneli anlat bakayım. The only way out of Milton. The only way through the mountains. It's the only way she could have gone. Duman diyor. Hadi bir de duman anlat bakayım. You mentioned smelling smoke. Someone came here. One of the townsfolk tried to convince me to leave. They said there were houses burning in the town. They said people were scared and were leaving for the coast on foot. Foolish plan. Evet. But that's what they said to do after the quakes. If there was ever another emergency. Go to the coast and help will come. They wanted me to go with them. But I'm not ready to leave Milton. Ya insan evini bırakamıyor arkadaşlar. Tabii zor. Yaşlanmış kadın. Gitsin de bunca yıllık doğduğu büyüdüğü yeri mi terk etsin? Lily kim? Never mind. Nasıl boş ver? Anlat. On the way into town. Yaşlı bir adam var. Evet. Mitt dayı. Mitt dayıdan bahsediyoruz. Glasses, big beard, walking stick. He seemed a little odd. Hadi bakayım onu tanıyorsun hadi. Sound like anyone from Milton. Haa, Milton'un yerlisi değil diyor. Or died. Lan Mitt dayı yoksa bize oyun mu oynuyor? The only one from the old days. Ziyaretçileri de bir anlattı ondan sonra. Yaşlı adam. Methuselah. He said he'd seen other people. Walking towards Milton. Other outsiders? Olabilir. Possible. Where would they be? Maybe my friend was with them. If they were outsiders, they might have stayed in the old schoolhouse. In the months after the quakes, people used to huddle there for the warmth of the school's old coal burner. Rare outsider coming through Milton might stay there the night. Orada kalabilir. If your friend came through Milton, chances are she ended up there. Oraya mı gitti diyorsun? Kesin mi diyorsun? Ne yapıyoruz şimdi? Bozana Milton'da dışarı doğru çıkan tünelde bir şeylerin olduğunu düşünüyor. İncele diyor. İnceleyelim mi? Haritayı gör. Tünel nerede? Biz buradayız. Mitt dayı burada. Mitt dayı inşallah oyun yapmıyordur. Tünel bu. Evet. Arkadaşlar. Hazır mıyız? Macera tam gaz devam ediyor. İlk önce bir kanımızı doyurmayalım. Çok açız. Ne var? Etimiz var. Pişmiş mi? Ye, hemen ye, hemen ye. Hiç durma. Çok güzel. İç. Hepsini mi içtin? Ha, tamam. Ben de 3 litre suyu bir anda içti zannettim. Hadi bakalım arkadaşlar. Çıkalım. Bu şeyde ne var? Benzin var, tamam. Baltamız var. Baltayı diyor, bile diyor, topla diyor. Topla bakalım. Baltayı alalım da ne olur ne olmaz. Yani bilmediğimiz yerdeyiz arkadaşlar. Yani ne olur ne olmaz. Ne oldu? Baltamız nereye gitti? Baltalar elimizde.
diye diye baltayı gönderdik arkadaşlar. Hadi. Haydi geçmiş olsun. Ha tam burada herhalde. At diyor yok. Baltayı ne yaptık? Hiçbir fikrim yok. Neyse. Şunu giydik mi? Tamam bu tamam. İçimizde. Çok iyi. Hadi bakalım. Devam. Tam gaz devam. Hemen o tünele gidelim. O tünelde ilginç bir şeyler olabilir. Hızlı bir şekilde. Oo, hava da çok güzel bak. Yani, kış ayının en sevdiğim havalardan birisi arkadaşlar bu. Yani, kış ayında böyle havaları severim. Şöyle etrafa baka baka gidelim ki kurtuna falan uğraşmayalım. Zaten ikinci bölümde buradaki evlerin hepsini araştırmıştık, girmiştik, çıkmıştık. Neler var falan diye baktık. İşimize yarar çok şey de bulduk yani. Özellikle Bozana'ya yiyecek bulduk bayağı bir. İnşallah yardım eder, o kadar yiyeceğimizi verdik. Yani yardım etmesi ayıp eder arkadaşlar. Evet, şu an çok tırsıyorum. Yalnız sesler duymaya başladım arkadaşlar. Kurt. Gelme ha. Bizim elimizde şu kesici aletlerden falan yok mu? Arkadaşlar. Şunu yaksak. Kurt korkar mı? Tüveyimiz yok zaten. Bununla yatabiliyoruz. Dikiş seti. Benzin. Hadi bakalım hızlı bir şekilde devam. Yapacak hiçbir şey yok. Kurt gelirse yer. İnşallah gelmez. Siz burada ne işiniz var? Bak tehlike çanları çalıyor arkadaşlar ufaktan. İkinci bölümde buraya gelmiştik. Mit dayının yanına. O da bize demişti ki burada farklı adamlar var. Geldiler gittiler. Aynı Bozana'nın anlattığı şeyleri benzer şeyler anlattı. Oo. Arkadaşlar ona uyanırken son anda gördüm. Sessiz. Sessiz ve derinden ilerliyoruz. Sakin. Tamam. Heh. Şimdi devam. Aynı. Buradan devam. Bu tünel neredeymiş? Buradan yırttık mı? Tamam. Daha kurt gelmez. Bak bak. Bura var ya tam güzel yer. Ormanlık yer. Şuna bak, ağaçlar hep kesmiş kesmiş buraya koymuşlar. Galiba arkadaşlar geldik. Tünel bura. Bakalım. Evet, yaklaşmışız. Tünel ne olmuş böyle? Arkadaşlar. Tünel gitmiş. What happened here? Burada ne olmuş? Lan? Ne olmuş bu adama? Boş. Arkadaşlar. Evrak çantası diyor. Gazete. Taşıma bildirisi. Oku bakayım. Ne yazıyor? Cezaevi aracıymış bu. İsim listesi burada. Toplam listede 13 tane mahkum var. Hiçbirinin hastalığı yok. Zamanlanan varış. İlginç. Cezaevi aracı gitmiş arkadaşlar. Bu ne? Ağır kesici. Aha. Kurt bak. Gelin falan deme. İncele.
It's getting dark out here. Sebat. Time to look for shelter. Bozanaya dön. Ne oluyor? Arkadaşlar film gibi oyun yani. Bak heyecanlandırdı beni. Bir tık. O kar yağışta başladı. Biz yine şuradan arkadaşlar ufaktan kaça kaça gidelim. Biliyorsunuz. Kurt orada. Pusu da bizi bekliyor. İyi. Bak buradaki ağaçları niye kestiniz? Bu arada buradan da şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Ağaçlar bizim için çok çok değerli. Ve her zaman ağaç dikelim. Ve böyle kampanyalar falan varsa ağaç dikmeyle ilgili hepsine katılalım. Yani gücünüzün yettiği kadar katılalım. Ağaç dikmek gerçekten çok önemli bir şey. Yani şiddetle öneriyorum. Yani düşünseniz de bir ağaç ekiyorsunuz ve o büyüyor. Yani siz belki öldükten sonra bile hala sizin bir iziniz oluyor dünyada. Güzel bir şey değil mi? Hadi bakalım şöyle koşalım. Artık herhalde kurt gelmez. Yorulacağız. Koş 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 koş. Aha. Bak bak bak. Şuraya bak arkadaşlar. Son anda gördüm. Son anda gördüm. Az kalsın gidiyorduk. Gümbürtüye gidiyorduk. Bu kurtlar bunlar nereden buluyor arkadaşlar? Kaç kaç. Kaç. Heh. Evet kurt kardeş. Karın altında güzel güzel ziyafet ha. O bu arada bu balkonda manzarası güzelmiş ya. Neyse artık olayımıza dönelim. Bozan'a tünelin oraya git dedi. Gittik mahkum aracı 13 tane mahkum ölmüş. Bozan'a gittim geldim. Ne oldu şimdi? Hadi bakalım. Ne söyleyeceksin yine? Tünel. Hadi anlat. Did you find it? Onu buldum mu? It was there, like you said. And your friend? No sign of her. The tunnel's blocked. Looks like maybe an avalanche. But I think she got through before that happened. İşte bu. Tünel de kapandı. That's the end. Belki de geçti, doğru. So the tunnel is the only way through the mountains? No. Not the only way through, but. Ha, yani sen gençsin. Tırmanırsın dağ tepe bayır, ha? Sebat, ha işte bu. İyi aklıma geldi. Sebat. Sebat ne? She was there at the tunnel, at the bus. Bundan eminim. Tamam. You think she passed through the tunnel? Sence tünelden geçti mi? I'm not sure. But she was there. She left me a sign, a word. Sebat. Perseverance. A word from the old days. Why would she write that? Sebat şey gibi değil miydi arkadaşlar? Yanlış hatırlamıyorsam. Yani Türkçesi. Or maybe reminding you not to. Nasıl çevireyim? Why write such a long name? Tutmak yani. It has to mean something more. Bayağı bir eski bir kelime olduğu için. Because you mean so much to her. Sebat kelimesi. Because she wrote it in blood. Onu kanla yazdı diyor. I seem to recall. Bağlı kalmak. Evet, sonra da aklıma geldi. Bağlı kalmak anlamında değil mi sebat? Yani ben öyle anlıyorum. Biliyorum daha doğrusu. Değirmene geçti bak şimdi de ya. 10. ve Değirmen kasabası eskiden önemli bir yerdi. Şimdi ise çoğunlukla ölmüş tıpkı Milton gibi. Belki sana orayı işaret ediyordu. How do I get there? Hadi, şimdi de Değirmene gidiyoruz arkadaşlar.
before the quakes, when the roads were clear. Looks like I'm on Yaya gideceğim. Bir that at falan yok mu ya? Çorba falan diyor. Dur. Devam, Astrid. I'm starting to get pretty worried about my friend. There's only one thing left to be done. Kaldı. Onu unutman gerek. Ya unutsaydık bunca şeye girer miydik? Bozana. I'm not giving up yet. Evet. En doğru karar. I remember something. A farmhouse. Bir çiftlik evi var. That night, o gece. Anla karışık ama confused, bir şekilde bu çiftlik evini hatırlıyorum. I remember the farmhouse. You'll find a key to a safety deposit box somewhere in there. Ha işte bu. Go to the bank and bring me the box that matches tamam, the key. Tamam, işte bu. Aradığımız şey buydu. O kasayı nasıl açacağız? Ben de onu düşünüyordum. Çok teşekkürler. Wait. Farm? Bank? What's this have to do with my friend? They left her, didn't they? She needed help and they let her go. This is how we make it right. Bu şekilde düzelteceğiz. De. I don't understand. Sen orada oturuyorsun. Yiyeceğin sıcak yerdesin. Ben kurtlarla boğuşuyorum. Karnım aç. Bu nasıl iş ya? I must be losing my mind. It smells like food cooking in here. It's been a while since Greymother had anyone to make meals for. Please. Hele şükür. Hele şükür benim işime yarayacak bir şey söyledi arkadaşlar. Thank you. Ya ne nazi ya. Bütün her şeyi sen buluyorsun. Hadi bakayım. Kıymetli olan eşya çalınmış bulup of of sıkıntılar. Al bakayım. Şimdi arkadaşlar şöyle bir bakalım. Bize şuraya gitmemi istiyor. Tamam. Oraya da gideriz. Yalnız akşam oldu. Çok sıkıntı. Akşam vakti yolculukla sıkıntı ama uyusak mı acaba? Gerek yok. Fazla da akşam değil. Hadi bakalım. Biz hangi yoldan gidecektik? Arkadaşlar kurt hala orada. Yapma ya. Şöyle mi gidecektik? Evet, tamam. Şu kurttan bir an önce bir kaçalım. Bak. Tavşan. Şimdi taşımız olsaydı seni... Ama şu anda seninle hiç uğraşacak vaktim yok. Gelin hemen. Buradan. Bu yol doğru mu? Şu yoldan mı gideceğiz? This is just terrible. Bu çok kötü. Eski okul. Doğru. Doğru yoldayız arkadaşlar. Eski okul. Ne olmuş buraya? Bayağı bir eski yani. Bitmiş yani. Okul bitmiş okul. Şuradan da geçelim. Doğru mu gidiyoruz? Bu arada evet doğru. Yol ne tarafta? Doğru mu? Gayet iyi. Yalnız. Can't feel my feet. Üşüdük, üşüdük biliyorum. Kurtlar o kadar sıkıntı ki. Az kaldı, az. Şu karşımızdaki yer. Kesin. Az kaldı dur. Neler çekiyoruz neler. Ah. Neler çekiyoruz neler. Kar yağışı da bayağı şiddetli. Biraz daha koşar mısın? Koşarsın. Daha gücüm var gibi. Şuradan. Devam devam devam.
Bu ev nerede ya? Yanlış yere gidiyorsun. Ha şurada. Ağır risk. Tamam tamam üşüyorsun biliyorum. Şura mı? Tamam bura. Hadi. Nereye lan buranın girişi? Ha. Heyecandan girişi kaçırdı. El izini gördünüz arkadaşlar. Böyle. Parmak izi kalmış. Oo. That scarf wrapped around your arm. Where'd you get it? Bir insan der ki sana ne oldu? Kaşıkını nereden buldun? What did you do to my friend? We burned them all, you know, in the old school. It was so easy. We just shoved them in there and locked the door. You monsters. It just happened. All the lights went out, damn bus lost control and crashed into çarptık. The tunnel. Brought the roof down on us. Barely crawled out of there alive. Hell, some didn't. People all hanging around trying to get warm after the power went out. All huddled together, scared and freezing. Oh man, I would like to have seen that. But we sure warmed them up. You're a bastard. That's about right. We put them all in the old schoolhouse so we could keep an eye on them. And then something happened to the lights. The power. It was like yangın çıktı diyor. Sparks everywhere and then fire. Your scarf lady found us while the school was burning. She tried to help get them out, but it was already too late. Bak, onlar dışarı çıkarmaya çalışmış. Ah, iyi yürekli Astrid. She fought like hell to try and get him out. She stuck a knife or a screwdriver, I'm not sure, into one of our guys. Cut me too. Nereye gitti? Ran out into the blizzard. Tipinin içinde koşarak gitmiş ya. Yani sen de öldüm. Where did you see her after that? Kaldım arasındasın yani şu anda yaşamayla ölme arasında. Help me first. Sana yardım ederim. Tell me where she is. We caught up, but she's a fiery one. Still had the knife. Got me real good, you can see. We tried to stop her, but she ended up on the bus. Somehow, she was small enough to crawl through the crushed part. She got away. Whatever good it's gonna do her. If you so much as hurt. Ah, we barely clipped her wings. She wasn't hurt too bad. Not hurt too bad. All right, she was. İş gitgide değişik haller alıyor. Sen de burada öleceksin. Ha, anlaşıldı. You have no idea how stubborn I am. I told you what I know. Are you gonna help me or what? Pull this knife out of me. Stuck in deep, and I can't feel anything below my waist. I need it out. You go after the old lady in the house too, as well as letting those people in the school burn to death. Hey, you think they put me on that bus for my good behavior? That's the bus to Black Rock. Black Rock? Yeah, you know. Black Rock Federal Pen. Kötü insanlar. Yani kötü insanların biriktiği yer. Karakaya. People too bad for the mainland. It's like an old penal colony or some damn thing. I know there's no easy way for us to get back.
Imagine how lucky you are. All those people in Milton. Sensiz yaşıyorsun. Dying. Çek. And you getting to live. Öldür lan. Öldür onu. Arkadaşlar. Ne yapalım? Şu an o kadar kararsızım ki. Şöyle tipine bakıyorum. Bıçağı çekiyorum arkadaşlar. You don't deserve help. But here. Oh, that's better. Now, I'll just sit here for a while. Kötü mü ettik? Keşke öldürsel miydik acaba? Dur bakayım. Belki işime yarar bir şeyler söyler diye öldürmedim arkadaşlar. Anahtarı işte bu. Burada bir şeyler var mı? Hadi gündüz ol. Oo, mis gibi sabah. Günaydın. Şimdi arkadaşlar artık karakterimizin karnı acıktı. Şöyle bir yiyelim. Çorbamızı içelim. Need a drink. Biraz da su iç. Kendine gelirsin. Güzel güzel güzel. İç bakayım. Gayet güzel. Şimdi keyfimiz yerinde. Fırtına dindi. Gündüz de oldu. Şimdi evi rahat rahat güzel bir şekilde, dikkatli bir şekilde inceleyebiliriz. Şimdi şuradan başlayalım. Dolabı araştır. Ne var? Boş. Burada ne var? Yok. Hiçbir şey yok. Bu neymiş? Karton. Ha, al bunu. İşe yarar. Şömine, o kirbit güzel. Şunu parçalayalım. Bu işimize yarayabilir arkadaşlar. Okey. Bakalım burada neler var. Oo, çorap. Giyeriz. Gömlek. Sanırım bunu kullanabilirim. Kullanırsın. Burada ne var? Boş. Evrak çantası diyor. Bu da boş. Maalesef ki boş. Oo, ceket. Kayak ceketiymiş. Güzel. Bak. Orada ne buldum? Burada bir şey var. Kitap var. Al kitap. Gazete. Sandık. Bakalım sandıkta ne varmış? What have we here? Sağlam bot. Kumaş. Güzel şeyler buluyoruz. Aha. Bir çifte sağlam yün. Güzel. Bakalım şöyle dikkatli bir şekilde. Şöyle aralarda falan bir şeyler var mı? Bu odada galiba bir şey yok arkadaşlar. Şöyle mutfak tarafına bir geçelim. Karton. Kartonla ihtiyacımız yok. Şurada ne varmış? Kalas. Karton. Geç bunu. Aha şey bulduk. Tamam. Şuralara bakalım bakayım. Burada neler var? Boş. Şuraya bak. Boş. Şunda bir şey yok. Şunları bir iyice araştıralım. Gazete çıktı iyi. Bu neymiş? Konserve açacağı. Bu işime yarar. Tabii ki yarar. Tencere al. Tencere işe yarar. Burada ne varmış? Oo, bayat falan da yeriz yani. Aç bakayım şurayı. Oo, fincan kahve. Hatırına saydım. Kapat şurayı. Bak şurada bir şey buldum. Bitki çayı. O da iyi olur. Şuraya bak arkadaşlar. Bak şiş. Şuraya da bakalım. I can always use more food. Şurada neler? Sobamız var. Gerek yok. Komşunun notu. Dağ kasabası çiftlik evinde bulunan bir komşunun notuymuş. Okuyalım bakalım ne yazmış.
Hey Martin! Molly'yi bulduk. Alice çok sevindi. Aramamıza yardım ettiğin için teşekkürler. Bu sefer sanırım bir kurt onun peşine düşmüş. Depremden sonra sayıları artmış gibi görünüyor. Sanırım onları avlayan kimse kalmadığı için. Kurtlar çoğalmış, avlayan kişi yokmuş. Molly yaralanmış ama yaşayacak. Kurtlar senin köpeğinin de peşine düşebilir. Dikkatli ol. Vahşi hayvanları ne kadar önemsediğini ve zorda kalsam bile kurtlara vurmayacağını biliyorum. Ama gürültüyü sevmiyorlar. Yani gürültü yaparsak, aslında bu not bize de geçerli. Gürültü yapmamız lazım kurtlar için. Ama ne yapalım? Müzik mi çalalım? Bir gitar olsaydı birkaç name söylerdik. Yol kenarı fişekleri işi görebilir. Kendine dikkat et ve vakit bulduğunda bize uğra. Tek başına çok vakit geçirmek iyi bir şey değil. John Martin diye bir kişiye yazmış. Burada Molly'yi bulduk falan diyor. Molly kaybolmuş galiba. Alice çok sevinmiş. Bir şeyler olmuş arkadaşlar. Bu mektup önemli mektup bak. Bunu alalım. Dolap boş. Çöp kutusu. Devam. Kuş burnu geriz. Güzel. Bak burada ne kalmış. Hızlandırıcı. Parçala. Hadi bakın parçala. Kartoncu olduk ya. Yok karton istemez. Burada ne varmış? Burada. Ooo. Tuzlu cracker. Güzel gider. Vallahi arkadaşlar bura bayağı doluymuş. Burada da şey var. Konserve. Üzümlü falan. İçeceklerimiz de iyi. Karton. Bunlara gerek yok. Oo bak. Üstte de var. Gel bakayım. Nereye kaçıyorsun? Bakayım burada. Birazını bırakman mı gerek? Dur şimdi yeriz. Olur biter. Burada çubuk. Burada bir şey yok. Şunu alalım. Hoparlör bunlar. Çalalım kurtlar kaçsın. Bu kadar. Devam edelim. Oo laptop var. Bu arkadaş yayıncıymış galiba. Kitap al. Radyoyu açayım dedim de. Çalışmıyor. Başka. Aç bakayım şu dolabı. Boş. Aç bakayım şunu da. Boş. Yine işe yarar. Kupalar var, madalyalar var. Kitap var. Kitabı da al. Kasayı da buraya bak. Hep burayı dağıtmışlar ya. Klavye bir yerde, kasa bir yerde. Şuraya baktık. Şuraya baktık arkadaşlar. Şuraya baktık mı? Bakmamışız. Aç bakayım şurayı. Yok. Su. Hepsini al. Su işimize yarar. Havlu. Hemen parçala. Bunu da al. Sargı bezi işe yarar. Çok iyi. Masaya gerek yok. Şurada. Gazete. Devye. Kitaplara gerek yok. Burada anahtar bulmuştuk. Bozana'ya götüreceğiz o anahtarı. Kitaplar. Başka bir şey yok. Arkadaşlar. Şimdi. Bir tane bunu atalım. Bir ağrı kesici. İşe yarar. Yiyeceklerden bir konserve. Hemen götürelim. Bir tane de şeftali yiyelim. Çok iyi. Karnımız bayağı iyi doydu. Bir de kahvemiz içelim. Şu an susamış değilmişiz. Çok iyi. Karnımız doydu. Dur daha karnımız doymamış. Dur. Şundan bir tane daha at. Şimdi bakalım. İyi. Seviyemiz iyi. Her şey çok güzel. Şimdi
Ya şuna kafayı taktım ya. Çok kötü insansın. Parçala. Evde bakmadığımız bir yer kalmadı arkadaşlar. Her yere baktık. Artık gitme vakti geldi. Şimdi Boz Ana'nın yanına varıyoruz. Gidiyoruz. Ve ona anahtarı bulduğumu söyleyeceğim. İnşallah sevinir. Bak traktör var. Bak 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 bak. Traktöre bak. Bitmiş. Şimdi bir tarafa gidiyoruz. Doğru. Bu şekilde devam arkadaşlar. Yalnız bayağı sisli. Şurada da bir araç var. O aracın içinde bir şeyler bulur muyuz? Belki de bulabiliriz arkadaşlar. Güney. Bakalım aracın içinde neler var. Araca gir. Truck seems to be dead. Engine won't even turn. Hiçbir şey yok arkadaşlar. Devam. Şöyle gittiğimizde doğru mu gidiyoruz? Gayet iyi. Bas. Aha. Bak 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 bak. Orada bak. Bir tane kaç. O kanlar falan var. Şöyle gizli gizli, sessiz sessiz ilerleyelim arkadaşlar. Bu arada gayet iyi, doğru gidiyoruz. Üzerimizde o kadar yük var ki arkadaşlar. Yani gidemiyoruz, koşamıyoruz. İnşallah kurt falan gelmez. Gelirse sıkıntı yaşayabiliriz. Biraz koşalım. Tamam. Bakalım doğru yoldayız. Böyle devam. Eski okul. Daha yeni bu kalleş adam vardı ya arkadaşlar. Okula falan gömdük, yaktık falan diyordu. İçimde kaldı. O adamı keşke öldürsemiydim. Ama dedim ya arkadaşlar. Yani biz kötü insanlar değiliz. O çok kötü bir insan. Biz onun yaptığının aynısını yaparsak, yani ondan ne farkımız kalır? Öyle düşünüyorum. Bir de yani zaten can çekişe çekişe kendi ölsün yani. İnşallah sonradan gelip de başıma bela olmaz. Eğer olursa şayet acımayacağım arkadaşlar. Bu kez acımam. Bir daha karşıma çıkarsa acımayacağım.